binamızın önüne sözüm ona çocuğu daha götürülen birisi getirtilip oturtuldu. Hemen ilk günden itibaren bunu emniyet yetkilileriyle, valilikle paylaştık. Burada bu çadırla partimiz hedef alınıyor. Oturuyorum ben zaten devamlı gözüm HDP, kim giriyor kim çıkıyor. Devamlı günlük 2 senedir oradayım, 2 senedir tanıyorum. Biz bu çadırı burada istemiyoruz. Tamam mı? Bu çadır kalkacak. Fakat İzmir Valiliği'nin talimatıyla kurulmuş olması sebebiyle güvenlik şube bu konuda herhangi bir işlem yapamayacağını söylüyor. İktidar şunu hedefledi, HDP'yi orada bütünüyle kriminal hale getirmek ve yalnızlaştırmaktı. Hem katil Onur Gencer'in binamıza geliş kesi hem de olayın gerçekleştirilmesinden hemen sonra ortaya çıkan tablo planlı, projeli bir geliş olduğunun çok net ipuçlarını veriyor. Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir personel olarak 1 ay boyunca Münbiç'te bulunduğu söylenilmiş ise de Onur Gencer'in basına ve dosyaya yansıyan bilgilerinden bulunduğu yer itibariyle sağlık işlemleri yapmanın ötesinde aslında silah eğitimleri aldığı, büyük bir ihtimal çatışmalara katıldığı kanaatindeyiz. Bu kişi günlerce hazırlık yaptığını, binada kimlerin olabileceğini hesaplı, planlı bir şekilde gerçekleştirdiği çok net bir şekilde ifadesinde anlaşılıyor. Bu işi yaparken de tek başına yapmasının mümkün olmadığı kanaatindeyiz. Onur Gencer'in ilişki içerisinde olduğu kişilerin profillerine baktığınızda çok sayıda kolluk mensubuyla, polisle ve aynı zamanda da Suriye'de tanıştığını varsaydığımız, orada görev yapan askeri birimlerle ilişki içerisinde olduğu ve bu ilişkinin de Türkiye'ye döndükten sonra da devam ettiğini görüyoruz. Ve bunlar olurken yani direkt polis gözetiminde onlarca MOBESE kamerasının bulunduğu bir mekanda gerçekleştiriliyor. Bu açıdan bu girişin, bu şahsın polisin gözünden kaçmış olma ihtimalinin çok düşük olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda İzmir Poligon'a giderek burada özel olarak eğitim aldığını ve bu eğitimin kendisine özel verildiği kanaatindeyiz. Bu şahıs binamıza elinde saldırı aletleriyle içeriye giriyor. Bir çantayla içeriye giriyor. Yine elinde kamuflaj eldivenlerinin olduğu bir halde giriyor. O girişin kendisi bile rutin bu mesleği yapan güvenlik görevlilerinin gözünden kaçma ihtimali yok. Örgütsel ilişkilerin ortaya çıkması ya da kendisini azmettirenlerin ve yardım edenlerin ortaya çıkıyor olma hali 20 saat içerisinde mümkün değil. Onur Gencer'in ifadesine başvurulmuş, soru sormaktan imtina etmişler. İkincisi, evinde bir arama yapılmış. Üçüncüsü, saldırının gerçekleştiği iş merkezindeki görgü tanığı olabilecek birkaç kişinin ifadesinin alınması haricinde 20 saatlik zaman dilimi içerisinde başka yapılan hiçbir işlem yok. Olayın üzerinden tahminen 3 ya da 4 saat geçmişti. İzmir Emniyet Müdürü'nün o taziye dileklerinden hemen sonra ettiği laf şöyleydi. Sizi namusumla temin ederim ki bu olayın arkasında herhangi bir örgütlü güç yok dedi. Şimdi 24 saat gibi kısa bir sürede öncelikle o kişiden elde edilen telefon içerisindeki kayıtların dökümünün yapılması mümkün değil. Aynı zamanda telefonda kayıtlı isimlerin listesinin çıkarılarak o kişiler hakkında araştırma yapılması mümkün değil. BTK'dan gelebilecek HTS kayıtlarının analizinin yapılması, görüştüğü kişiler ve ilişki içerisinde olduğu kişilerin tespitinin yapılması, onlara ilişkin araştırma yapılması bu 24 saat içerisinde yapılacak işlemler değil. Özel olarak karşımıza çıkarmaya çalıştıkları profil şöyle bir profil. Bu kişi hasta, psikolojisi bozuk bir kişidir. Dolayısıyla planlı, projeli gelmiş ve bir katliam girişiminde bulunmuş bir insan değil. Bir siyasi cinayetin soruşturulmasında bu kadar yüzeysel yaklaşılması mahkeme salonuna tek başına Onur Gencer'in getirileceğinin en açık göstergesidir. Bu nedenle de ne savcılık makamı ne de ona bağlı kolluk birimleri bu konuda tarafsızlıklarını ve bağımsızlıklarını koruyarak etkin bir soruşturma yürütmemişlerdir. Gelen kişi Deniz Poyraz'ı öldürmeye gelmediği çok nettir, çok açıktır, aşikardır. İfadesinde çok net bir şekilde ben her gün o saatte kimlerin binada olduğunu, kaç kişinin olduğunu biliyordum ve ona dönük bir hazırlıkla geldim dedi. İlk duruşma itibariyle en çarpıcı konulardan biri şu: sanığın kendine güvenen ve çok rahat tavırlarla özellikle salonda bulunan müşteki yakınlarını, yani Deniz Poyraz'ın ailesini ve duruşma salonunda olan insanları tahrik etmeye yönelik davranışlarıydı. Azmettirenlerinin sağlam olduğunu, yardım edenlerin kendilerini güvende hissettiğini, Onur Gencer'in de kendisi ve geleceği açısından bir güven duygusu taşıdığı izlenimi yarattı. İzmir'deki bütün sivil toplum örgütleri, siyasi partiler ve özellikle kadın örgütleri davaya muazzam bir sahiplik ettiler. Ancak böylesi toplumsal davalarda sahiplenme güçlü olduğu müddetçe biz azmettirenleri ve yardım edenleri o sanık sandalyesine oturtabiliriz. Bu açıdan ilk duruşmanın iyi geçtiğini düşünüyorum. Hem davanın girişi sürecinde hem de salonun kendisinde bu fotoğraf çok güçlü bir şekilde verildi. İlk duruşmada olduğu gibi ikinci duruşmada da tüm duyarlı kesimleri, hukuk kurumlarını, siyasi partileri, demokratik kitle örgütlerini, kadın örgütlerini, herkesi bu davaya sahiplenmek adına İzmir Adliyesi'ni bekliyoruz. Kendine azar, bu kadar için.